İstanbul Ticaret Borsası, İstanbul ve Türkiye'nin hizmetinde. Otizm Dernekleri Federasyonu Başkanı Ergin Güngör ve beraberindeki heyet, İstanbul Ticaret Borsası'na nezaket ziyaretinde bulunarak, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İlhan Koyunseven'le görüştü. Borsa Aktüel Dergisi'nin Eylül-Ekim 2018 sayısı çıktı. Dergide İstanbul Ticaret Borsası'nın faaliyetleri, ekonomik değerlendirmeler, tarım, hayvancılık ve gıda ürünleri hakkında sektörel ve ekonomik incelemeler, röportajlar ve sektör temsilcilerinden haberler yer aldı. Reel sektör ve finans sektörü diyalog güçlendirme toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. İSTİB Başkanı Ali Kopuz'un da katıldığı toplantı öncesinde, basın mensuplarının karşısına çıkan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat İsarcıklıoğlu'yla, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın sıkıntıları konuşmak ve birbirlerini daha iyi anlamak için ekonominin iki can damarının bir araya geldiğini belirttiler. İstanbul Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı İlhan Koyunseven, İSTİB'in Kasım ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada güncel ekonomik ve sektörel sorunları değerlendirdi. Koyunseven, Ekim ayında rekor kıran ihracat artışının sürmesi gerektiğini belirtti. İhracat konusunda yaşanan bu başarının tesadüf olmadığını söyleyen İSTİB Başkan Yardımcısı İlhan Koyunseven şöyle konuştu. Geçtiğimiz yıl Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksinde 60. sırada yer alırken, bu yıl Türkiye İş Yapma Kolaylığı sıralamasında 17 basamak yükselerek 43. sıraya çıktı. Önümüzdeki dönemde bu listede yükselmeye ve yabancı yatırımcılar için daha da cazip bir pazar olmaya devam edeceğimize inanıyorum. İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, 8. Geleceğin Gücü Girişimciler Forumu'na katıldı. Ali Kopuz, panelde yaptığı konuşmada, girişimciler için geleceğin gücü demek tabii ki doğrudur ama bir miktar eksiktir. Ben girişimcilerin sadece geleceğin değil, geçmişin de gücü olduğuna inanıyorum, dedi. Atatürk Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ebru Emsen ve Kuzu Fabrikası CEO'su Bahadır Ödevci, İstanbul Ticaret Borsası Canlı Hayvan ve Et Şubesi'ne bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. İstanbul Kasaplar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Taşyurt ve beraberindeki heyet, İstanbul Ticaret Borsası'na bir nezaket ziyaretinde bulundu. İSTİB Başkanı Ali Kopuz, İSTİB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erkan Özefe ve 17. Meslek Komitesi Başkanı Murat Mühsürler'in de katıldığı toplantıda, İstanbul Kasaplar Odası'ndan Başkan Vekili Mehmet Dönmez'le, Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Alp, Necattin Sarıtaş ve Ali Güla yer aldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından geliştirilen ticaret borsaları otomasyon sisteminin tanıtım ve eğitimi, Marmara Bölgesi borsalarının da katılımıyla İstanbul Ticaret Borsası'nda gerçekleştirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Borsalar Müdürü Mühibbet Uludoğan'ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, yazılımın içeriği tanıtılıp borsa çalışanlarının görüşleri alındı. İstanbul Ticaret Borsası 700 ilköğretim öğrencisine kışlık bot ve kaban hediye etti. İhtiyaç sahibi öğrenciler İstanbul genelinde okul idareleriyle yapılan çalışmalar sonucunda belirlendi. Öğrencilere okul müdürleri aracılığıyla bot ve kabanları ulaştırıldı. İstanbul Ticaret Borsası Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı, Meslek Komiteleri, Meclis Üyeleri ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımlarıyla Rize'de düzenlendi. Sektör sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti. Birçok yeni fikrin ortaya çıktığı toplantı sırasında komitelerden gelen istek ve öneriler borsa yönetimi tarafından tek tek not alındı. Burhan Metin'in moderatörlüğünü yaptığı toplantının açılış konuşmalarını Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz ve Meclis Başkanı Bülent Kasap gerçekleştirdi. Açılış konuşmalarının ardından genel ekonomik değerlendirme sunumunu yapan Profesör Doktor Kerem Alkin, sunum sonrası katılımcıların sorularını yanıtladı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Çaykur Genel Müdürü Ekrem Yüce, toplantıda yaptığı konuşmada çayın şehri olan Rize'de bu toplantının yapılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. Avukat Cuma Demir ve Doçent Doktor Fatih Aydoğan, İş ve ticaret hukuku hakkındaki sorulara cevap verdi. İstanbul Ticaret Borsası heyeti Rize Ticaret Borsası'nı ve Çay Araştırmaları Merkezi'ni de ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.
Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, İSTİ heyetinin Rize ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Rize Ticaret Borsası çalışmaları hakkında bir sunum yaptı. İstanbul Ticaret Borsası heyeti ziyaret kapsamında Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu ve oda heyetiyle akşam yemeğinde buluştu. İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, Rize Ticaret ve Sanayi Odası'na misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek İstanbul'a davet etti. Geceye Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi de katılarak hazırına hitap etmişti. Bu vesileyle merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. İstanbul Dünya Ticaret Merkezi Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapıldı. Toplantıya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni temsilen katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı ve İSTİB Başkanı Ali Kopuz başkanlık yaptı. İSTİB Meclis Başkanı Bülent Kasap'ın İstanbul Ticaret Borsası'nı temsilen katıldığı toplantı, Yeşilköy'de bulunan İDTM merkezinde gerçekleşti. MÜSİAD Sidney Başkanı Hasan Gençtürk, Başkan Yardımcısı Suat Kopuz ve beraberlerindeki heyet, İstanbul Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. Ziyarette Avustralya-Türkiye ticaret hacminin geliştirilmesi kapsamındaki çalışmalar hakkında Başkan Ali Kopuz bilgilendirildi. Baharat sektörü temsilcileri İSTİB Mega Center hizmet biriminde gerçekleşen toplantıda buluştu. Sektörün sorunlarının çözümü için atılması gereken adımların konuşulduğu toplantının açılış konuşması ve moderatörlüğü İSTİB Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Beşir Kılıç tarafından yapıldı. Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca, İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz'u ziyaret etti. İstişarelerin yapıldığı ziyarette her iki kurumun çalışmaları hakkında bilgi verildi. İstanbul Gümüşhane Dernekler Federasyonu Başkanı Vahit Olgun, İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Başkan Vahit Olgun tarafından İstanbul Gümüşhane Dernekler Federasyonu'nun gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi verildi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde Uluslararası İşbirliği Platformu tarafından Barışın Sürdürülmesi ve Herkes İçin Kalkınma temasıyla düzenlenen 9. Boğaziçi Zirvesi'nin açılışında konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı ve İSTİB Başkanı Ali Kopuz, zirvenin ana teması olarak barış ve kalkınmanın seçilmesini, özellikle şu dönemde çok doğru bir vizyon olarak gördüğünü ifade etti. Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'nun 29. dönem 9. toplantısı, İSTİB Başkanı Ali Kopuz'un katılımıyla yapıldı. İstanbul Ticaret Borsası'nın da desteklediği ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Dünya Helal Zirvesi 2018 ve 6. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Expo Fuarı, Yeni Kapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, dünyada Müslüman nüfusunun 2 milyara yaklaştığını belirterek, helal sektörü 4 trilyon dolara yakın bir pazar, tüccar, girişimci, çalışan olmak üzere geniş bir alan var dedi.